Özellikle Kruse'nin tabii oyun aklı, oyun görüşü çok eleştiriliyor. Benim de şahsen Kruse'den beklentim daha fazla. Özellikle hani bu haftaya kadar daha fazla gol atmış olmasını ben tahmin ediyordum. Çünkü kaç? 28. mi 30. mu ne şutunu gol yaptı değil mi? Tabii tabii öyle bir şey. Yani maça başlamadan 26'ydı Gençler Birliği maçına başlamadan. Hani bu kadar şutta Kruse'nin en az bir 5-6, 4-5 gol atmış olmasını öngörüyordum ben. O yüzden de çok eleştirildi, üstüne gidildi. Ama Kruse Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en yetenekli, en oyun görüşü, vizyonu geniş, perspektifi geniş, en yüksek oyuncu Kruse. O yüzden hani bence Kruse'yi tabii ki eğer performansı iyi değilse eleştirelim, eleştireceğiz. Ama tam tersi Kruse'nin katkısını Fenerbahçe'ye arttırmak için ne yapılması gerekiyorsa ona bakmak lazım. Bir de bu maçtaki pek çok iyi şeyin yanında Fenerbahçe'nin coşkusu, 1-0'a verdiği reaksiyon, atılan güzel goller. Evet. Muriç'in mesela ikinci golündeki önce orta sahada yatarak müdahaleyi yapıyor, topu veriyor, gidiyor. İkinci yatarak tabii müdahaleyi yapıp yani Fenerbahçe uzun yıllardır bu tarz bir santrforun hakikaten hasretini çekiyordu. Ve çok faydalı oluyor Muriç. Çok önemli işler yapıyor. Ama bir şeye itirazım var benim. Ersun Hoca'nın tutuculuğuna itirazım var. Tutucu davranıyor Ersun Yanal. Yani şimdi evinizde Gençler Birliği oynuyorsunuz. Evet, Moses sakat. Hı hı. Kanat oyuncusu. Peki, tamam. Yine o yani 3 orta saha oyuncusu Emre, Gustavo, Ozan. Ne olursa olsun bu 3 sayısını 2'ye indirmekten imtina ediyor. Hı hı. Belki de çekiniyor. Belki kendisi de sorsak haklı birçok gerekçe sayabilir. Yani işte belki Gençler Birliği maçından bile örnek verir. Bak daha yedik golü diyor. Bu takımı geri koştu. Ama bence bu tip iç saha maçlarında özellikle yani Fenerbahçe Emre ve Gustavo'yla bu işi rahatlıkla kotarabilir. Evet. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü ikisi de zaten çok çok iyi oyuncular. Ama Ersun Hoca burada biraz tutucu davranıyor. Mutlaka 3. orta sahada ya işte sağ öne ya sol öne eklendirerek biraz Döşan'ın Fransa milli takımında Matuidi'ye biçtiği rol gibi. Hı hı. Yani Matuidi sağ dizi diz ana takımlar 4-2-3-1'in kanat oyuncusu gibi görünüyor ama rolü o değil. Rolü orta sahaya yardımcı olmak. Bundan vazgeçecek mi merak ediyorum. Vazgeçerse çok olumsuz bir sonuçla karşılaşacağını düşünüyor olabilir. Belki de bu öngörüsünde haklı. Hı hı. Onu da bilmiyorum. Vedat Muriç konusunda elinde tutabilecek mi yoksa istediği rakamlara ulaşabilecek mi Fenerbahçe? Ya Fenerbahçe'nin tam olarak ne talep edeceğini bilemiyorum ama hiçbir Türk takımının, kulübünün gelen cazip yani cazip teklif de ne olabilir? Hani çift haneli rakamlar. Tabii hani bu çift haneli deyince 10 ile 100 arası bir büyük bir geniş bir aralık var diyebilir izleyicilerimiz ama çok önünde duramazlar. Çünkü hı hı. ekonomik koşullar buna engel olamıyor. Tam tersi buna itiyor. Ha, belki şu olabilir en fazla. Eğer devre arasında cazip bir teklif gelirse Fenerbahçe'ye durun sezon sonu ancak hı hı. bu kadarlık yani bir şampiyonluk yolu kadar birkaç ay için ancak bu öyle bir cazip teklif gelirse erteleyebilir. Yoksa onun dışında zor. Yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da gelen cazip teklifleri geri çevirmek gibi bir lüksü yok. Ha burada cazip teklif ne? 20 mi, 30 mu, 40 mı, işte 90 mı, 100 mü böyle bir acayip rakamlar ortaya atıldı biliyorsun ilk daha olduğunda. Orada şey olmak lazım, gerçekçi olmak lazım, akılcı olmak lazım. Sonuçta Türkiye'den hiçbir futbolcu şu an itibariyle bugünkü ekonomik koşullarda böyle 100 milyona yakın değerlerle transfer falan yapamaz. Evet.